Efendim tekrar merhabalar. Programımızın ikinci bölümüyle tekrar huzurlarınızdayız. Doçent Doktor Halil Altuntaş hocamızın değerli ilminden istifade ediyoruz inşallah. Efendim kaldığımız yerden devam edelim. Trafik kazasında akrabamız ölürse kan parası almamız caiz midir? Bu mahkemenin takdir ettiği tazminatları almakta bir sıkıntı yoktur. Caizdir. Evet. Ha bu arada nefis ve ruhla alakalı soruda eklemek istediğiniz yani şeyler varsa hocam. Sorunun sonunu eklememiz gereken ikinci bölümün cevabı var. O da şu diyordu ki uyuduğumuz zaman efendim ruhumuzun durumu nedir? Bedenimizde mi kalıyor, ayrılıp gidiyor mu? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Bismillah. Allahu yeteveffel enfuse hine mevtihe velleti lem temut fi menamiha. Allah Teala nefisleri, yani burada da ruh manasına, ölen insanın ruhunu alır. Ölmeyenin ruhunu da uykusunda alır buyuruyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre öldüğümüz zaman ruhumuzun gittiği belli. Ama uyku halindeki insanın ruhu ne oluyor? Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimenin lafzına bakarsak o da uyuduğumuz zaman ruh bedenden ayrılıyor. Peki ruh nedir? Bedenden ayrılır mı efendim? Bu mecazidir diye söylemler var. Mecazi olduğunu söyleyebilmemiz için ruhun ne olduğunu tam olarak bilmemiz lazım ki yani. Ruhun çıkmasının, uykudayken ruhun çıkmasının ne anlama geldiğini bilelim de onun mecazi olup olmadığına karar verelim. Böyle bir durum yok. Allah Teala buyuruyor ki Allah uykuda olan kimsenin ruhunu da uykusunda alır. Ne demektir? Uyandığı zaman ruh gene geriye döner. Böyle bir Kur'an-ı Kerim ayeti var. Ben bu ayet-i kerimeyi dış lafzıyla, yani zahiri manasıyla anlıyorum. Öyle anlamak istiyorum. Ama öyle anlamak istemeyen kardeşlerimiz de var. Evet, teşekkür ederiz kıymetli hocam. Kur'an-ı Kerim okunurken başörtüsü takmak mecburiyetinde miyiz? Başımız örtülü olmadan Kur'an'ı okumak bize bir günah getirir mi? Şayet getirmezse başörtüsüz Kur'an-ı Kerim'i okumak bir saygısızlık olmaz mı? Efendim Müslüman hanımın başörtüsünü örtmesi gerektiği zamanlar bellidir. Yabancılar varken başını örtmek zorunda. İki, namaz kılarken başını örtmek zorunda. Bunun dışında örtmek zorunda değil ama bizim Müslüman hanımların bir gelenek haline gelmiştir. Başı evde de normalde örtülü bulunur. Hele Allah'ın kelamı gibi bir aziz kitabı okuyacağımız zaman daha değerli toplu olmamız gerektiğini düşünüyorum. Gelenekten beri Kur'an'a saygının bir göstergesi olarak sokağa çıkacakmış gibi Müslüman hanımların değerli toplu bir hale gelerek Allah'ın kelamıyla haşır neşir olması uygulamasını da dikkate alırsak örtülmenin uygun olduğunu söyleriz. Böyle laubali bir vaziyette sokağa çıkamayacağım bir kıyafetle Kur'an-ı Kerim okumak haram mı? Değil. Peki ama öbür türlü yaparsak değil. Ahlakı da değil demeyelim de uygun olmaz. Yani bizim Kur'an'a karşı saygı algılamamıza ters düşen gibi bir durum vardır. Yani bir hocam ben başım açık olarak Kur'an-ı Kerim okudum haram mı? Değil. Mekruh mu? Hoş değil. Doğru değil. Uygun olan sokağa çıkma kıyafeti neyse onu da okumak daha uygun olur diye ifade edelim. Evet, teşekkür ederiz hocam. Sakarya'ya uzanıyoruz sevgili dostlar. Feriha Hanım telefon hattımızda. Alo. 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 Buyurun Feriha Hanım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hocam ben 75 yaşındayım. Maşallah. Yani yaşlıyım. Maşallah. Benimden ameliyatlı dizlerimden yerde namaz kılamıyorum. Sandalyede namazımı kılıyorum. Evet. Ama şimdi biz Umre'ye gideceğiz. Orada Ravza-i Mutahhare'de ayakta namaz kılabilir miyim? Secde zaten gidemezsem mümkün değil. Evet. Sandalyede oraya götürmek çok zor. Onu öğrenmek istedim. Pekala efendim. Size sıhhat... Zaten imayla kılıyorum namazımı. Yöneltelim Feriha teyzeciğim inşallah. Sıhhat diliyoruz. Umrunuz da şimdiden inşallah hayır olur sizin için. Allah'a emanet olun. Endişe etmeye hiç gerek yok. Orada 10 riyal, 5 riyal ve 50 zaman çok pratik oturacak sandalyeler alınıyor. İnşallah onlardan bir tanesini alır aldırır. Çok rahat, hafif de. Hı-hı. Götürüp getirmesi de çok kolay. Onu orada kullanır. Hiç endişe edecek bir şey yok inşallah. Burada kıldığı gibi orada da imal oluyor. Sandalyeyi yerde oturarak kılamıyorum dediğine göre onu varsayarak tabii. Sandalye yüksek bir yere oturması gerektiğini söylemiş oluyor. Dolayısıyla orada satılan, pratik taşınabilen tabureler var açılıp kapanan.
Onlardan bir tanesini edindiği zaman rahatça ibadetini inşallah yapar kardeşimiz. İnşallah. Efendim, zamanımızda yapılan karışık düğünlerde gelin ve damatın karşılıklı oynamasıyla aralarındaki nikah düşer mi diye bir soru var. Nikahın düşmesinden vazgeçelim. Problem o değil. Nikah düşse... Yani nikah düşmez deyince oynamaya devam abi, edecekler mi? Nikah düşerse kıyarsınız nikahı. İkinci hak, nikah bağınız yaparsınız. Ama burada problem o değil. Problem Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı erkeklerle kadınların meşru olmayan bir şekilde iç içe girmeleri, karışmalarıdır. Düğünlerimiz maalesef bu noktada çığırdan çıkmış bir vaziyettedir. Başı örtülü hanımlar, kıyafeti sözüm ona örtülü hanımlar, yabancı erkeklerle eniştem, damadım, komşum, arkadaşım diye karşılıklı olarak oynamayı bırakın, Frenklerin yaptığı gibi, batılı gavurların yaptığı gibi birbirlerine sarılmak suretiyle dans adı altında nasıl anlatayım onu, apaçık bir haram işlemektedirler. Bakın, dinimiz gözün zinasından söz eder. Dinimiz elin zinasından söz eder. Dinimiz ayağın zinasından söz eder. Bütün bu ölçüler Müslüman hanımlarla erkeklerin davranışlarına belli bir ölçü getirmenin hedeflendiği söylemlerdir bunlar. Siz şimdi başınızda örtü var, o bezi başınıza örtmeyin. Anlatmaya çalıştığım şey sakın yanlış anlaşılmasın. Eğer başörtüsünün ifade ettiği davranış modellerini sergilemeden başörtüsünü örteceksek, o başörtüsü bir bez parçasından ibarettir. Ve İslam'ın getirdiği tesettür kavramını zedelemekten dolayı da ayrıca bir cinayet işlemenin, yani günah işleme anlamında cinayet, suçlusu olur insanlar. Başörtüsünü örtüyorsan bunun anlamı şu: herkes başörtüsü gibi Cenab-ı Allah'ın bir emrine aldırmadan sere serpe sokakta yabancılar arasında gezerken, ben Cenab-ı Hakk'ın bu emrini bu dönemde, herkesin baskılamak istediği bir dönemde başımı örttüm. Bunu yapıyorsam diğer emirlerini hiç tereddüt etmeden yerine getirmem lazım. Sen yabancı erkekle oturuyorsun, dans bir kere tırnak içerisinde gavur icadı bir şeydir. Müslüman erkekle Müslüman hanımın yan yana gelmesinin ölçüleri vardır. Ne kadar yabancı hanımlar ne kadar bir araya gelir, bunun ölçüsü bellidir. Buna kıyafet açısından tesettür deriz, öbür ilişkiler açısından da mahremiyet ölçüleri deriz. Tesettüre ve mahremiyet ölçülerine uymak, dikkat etmek kaydıyla Müslüman hanımlar, erkeklerle işte o ölçülerde ancak münasebet kurur. Alabildiğine düğün adı altında ne isterseniz yapın, oynayın, dans edin. İslam ahlakında, İslam şeriatında, dininde bu tür uygulamalar yoktur. İslam'ın, Müslümanların düğünlere verdiği temel ölçü hanımların ayrı, erkeklerin ayrı ortamlarda bulunmaları esas olan budur. Ama hadi bir salonda bulundunuz, herkes adabınca konuşmasını, davranışlarını, Allah'ın kendilerini her an gözetlediği, Resulullah'ın bizim aramızda bulunduğu endişesiyle, bilinciyle hareket etmemiz gerekir. Ne demek yabancıyla oynaması, nikah düşer mi? Düşse ne olacak? Nikah düşmese ne olacak? Velev ki şöyle mi hocam? Nikahlı olan çiftler birbirleriyle karşılıklı oynasalar da sonuçta o ortamda bir tehlike var. O ortamda tabii. Yani bakın, helali harama çevirmenin bir örneği budur işte. Bir insan, Hazreti Ali'den güzel bir örnek vardı o konuda. İnnel abde le yuharrimu li nefsihi er-rizkal halale bi terki sabri. Hazreti Ali buyuruyor ki, kul sabrı terk etmek, aceleci davranmak suretiyle helal olan şeyi kendine haram kılar. Onun da bir hadisesi var, oraya girmeyelim. Burada bir erkeğin hanımıyla münasebetleri arasında bir sınır yoktur dine göre. Ancak bu münasebet kendi içine kapalı ortamlarda olacak. Bulunduğu yere göre münasebetlerin ölçüsü değişir. Siz alenen herkesin içerisinde sadece baş başa kaldığınızda yapabileceğiniz bir davranışı başkasının yanında yapamazsınız. Bu da haramdır. Sadece haram olmakla kalmaz, başkalarına kötü örnek olduğunuzdan dolayı, din buymuş dedirttireceğinizden dolayı da vebaliniz kat kat artar. Onun için Müslüman olmak çok kolaydır ama Müslümanlığı yaşamak zordur demiyorum. Hassasiyet, dikkat, sabır ve bilinç isteyen bir süreçtir. Evet. İnşallah o sabrı, bilinci ve özveriyi İnşallah. Gösterenlerden oluruz. İnşallah. Efendim, bir telefon bağlantımız daha var. Sonra inşallah programımızın sonuna geliyoruz.
Ankara'dan Ayşe Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar, teşekkür hayırlı ederiz. Yayınlar. Teşekkür ederiz efendim. Benim bir iki sorum vardı. Buyurun, dinliyoruz. Ben eşimle beraber çalışıyorum. Eşim benim... Ben çalıştığım yerden bazen para alıyorum. Yani bazen değil de alıyordum. Artık almıyorum. Bana eşim sen oradan para alıyorsun, hırsızsın diye beni suçladığı için para almıyorum yani. Bu bana, ben oradan habersiz ya da haberli para aldığım zaman bana haram mı değil mi? Şimdi nasıl bir nasıl bir yerde çalışıyordunuz Ayşe Hanım? Yani eşinizle ortak bir iş yeri mi? Evet, evet. Evet efendim. İkinci sorumuzu alalım inşallah. Şimdi bu tartışmalarımızın esnasında hani ben bazen boşanmak istiyorum ve sonra çocuklarım var diye vazgeçiyorum. Şimdi benim bu konuda hani benden nikah düşüyor mu düşmüyor mu? Bunları siz söylüyorsunuz, doğru mudur? Efendim? Bu boşanmak istiyorum kelimesini siz söylüyorsunuz, doğru mudur? Eşim de söylüyor, ben de söylüyorum. Peki. Nasıl ifade kullanıyor eşiniz? Hani senden boşanacağım diyorum. O da bana diyor hani ben de seni boşayacağım falan diyor. Yani boşanacağım diyor. Tamam. Pekala Ayşe Hanım, yöneltelim inşallah efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Evet hocam. Buyurun. Ortak iş. İsterse karı koca arasındaki bir ortak iş olsun. İsterse yabancılar arasında ortak iş olsun. Ortaklaşmanın yani şirketleşmenin kuralları vardır. Bu kurallar baştan belirlenir. Ortaklar işi yürütürken sermayelerinin miktarı bellidir. Ya eşittir ya farklı oranlardadır. Burada iş hayatı yürürken ticaret sırasında kişiler buradan para alabilir veya alamaz. Birbirinin haberi olmadan burada masraf tasarrufunda bulunamaz diye baştan söylenmişse ona uymak gerekir. Dolayısıyla sizin eşiniz razı değilken siz oradan para alıp kullanamazsınız. Mesela haberim olsa bile alamazsınız. Sizin de haberiniz olsa bile ben alamam gibi bir anlaşma varsa ki öyle oldu anlaşılıyor. Efendim haberi var ama ben aldım. Haberi var ama rızası yok. O halde yapılacak tasarruflar ortak karar üzerine uygulanmalı. Para kasadan çıkacaksa ikisinin rızası olmalıdır. Ancak para çıkması hadisesi işin dönüştürülmesi için zaruri olan bir işse, işin icabıysa o zaten rızaya bağlı değil. Şirket kurulurken otomatikman kabul edilmiş şart gibidir o. Ama çarkın dönmesi için zaruri değil, alıyorsunuz şuraya harcadınız, benim de hissem var diyorsa siz kendi hissenizde dilediğiniz gibi tasarruf etme hakkını baştan sözleşmeye göre kaybetmişsinizdir. Ortak olmak suretiyle paranız üzerindeki tasarruf hakkınız sınırlı hale geldi. Dolayısıyla koştuğunuz şartlara uymak zorundasınız. Hisse yok da beyefendinin iş yerinde hanımefendi de çalışmaya rızası yoksa alamaz. Yine rızası yoksa alamaz. Alamaz. Tabii. Evet. Efendim ikinci sorusu boşanma ile alakalı. Bazen tartışıyoruz. Ben boşanacağım diyorum. Eşim de ben de seni boşayacağım falan diyor. Acaba bir bunlar zarar bir tehdittir. Talak anlamına gelmez. Senden boşanmak istiyorum der hanım da ben de seni boşadım ya bu anlama gelecek bir söz. Kesinlik ifade eden bir söz söylerse o zaman boşanmış olur. Ama zaten ben de seni boşayacağım, boşamak istiyorum gibi sözlerle boşama meydana gelmez. Evet. Efendim hayırlı mutluluklar diliyoruz bu tarz problemleri olan kardeşlerimize inşallah. Programımızın sonuna geldik değerli hocam. Bizlere değerli vaktinizi ayırdınız. Dost TV ailesi adına, Dost FM ailesi adına teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Dost TV ekranlarında ve Dost FM radyosunda buluşmak duasıyla merak ettiklerinize daima doğru cevap bulmanız dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun efendim.